Ben niye çıldırıyorum? Ben neye çıldırıyorum? Ben neye çıldırıyorum? Birazdan izleyin, görün. Ben neye çıldırıyorum? Ha? Hiçbir şey yapmadan kolay dediğin iş var ya, geç sürüyor. Zor dediğin işte daha kolay bitiyor. Niye? Marketçi bana dedi ki, abi yarın 4'te, 3.30'da git benim rafımı getir. Yıktığın yerden de deterjan yükleyeceğiz, benim şubeme gidecek. Tamam. Sabah 7'de sanayiye geldik. Kısa iş çıkar belki diye. Ve hep çıkan işler abi 6'yı 7'ye ertesi güne kalacak işler. Hurda işi. Ula abi buraya geldim daha mal bitmemiş. Mal 6.30'da diyorlar. Ben de diyorum ki malın daha 25 tane yüklenecek, 14'ü hazır. 9 tane bitene kadar saat 7 olacak. Saat 7'de ben oraya gideceğim, oradan deterjanı yükleyeceğim, şubeye kaçta boşaltacağım. Beni niye erken, yarın sabah çağıraydın dedim. Ya bir patrona sorayım. Ya abi ben marketçiye mi uyacağım, buradaki kaynakçıya mı uyacağım, kendime mi uyacağım, eve mi uyacağım? Benden bir de ne var ya? Ya yoruldum ya, hiçbir şey yapmadan yoruluyorum kardeşim ya. Diyorum ki adama şimdi de. Hazır olan 14, 15, 16 deneyi götürelim. Ertesi gün sabaha çağırın beni. O aradaki eksik götürdüğüm 7 deneyi 30 deney, 32 deney olarak arabaya atayım, götüreyim ben, vakit kaybetmeyeyim diyorum. Marketçiyi arıyorum. Marketçi diyor ki burada güneşin altında deterjan duruyor, çabuk gel. Buradaki adam diyor ki demirim 12.30'da geldi, ben ne yapayım? E ben ne yapayım? Sabahtan beri bekle 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 bekle, çay zıgara çay zıgara. Akşam oldu. Eve de geç gidiyorsun, evdekiler şüpheleniyor. Kardeşim bu ne geziyi diye saat 12'de 1'de deterjan mı boşaltır? Bilmiyorlar ki biz buralarda neler çekiyoruz. Konuşma tarzım da böyle şimdi benim. Şantiyeye gidiyorum, fabrikaya gidiyorum, bilmem ne böyle konuşuyor. Abi adam diyor ki bir bağırma kardeşim. Da ben bağırmıyorum, benim yapım bu. Haksızlık olunca benim yani vazifeyi geç yapıyorsunuz. Bu kadar, başka bir anlamı yok ki. Arabanın içinde sıcakta, Ağustos'un ortasında. Ya ver de diyorum 15-16 deneyi. Ahmet abi marketin sahibi sıkıntı değil. Ne desem yapar, Allah razı olsun. Hani 15-16 deneyi getir oğlum. Deterjanı götür. Ertesi getireceğin rafı, 2 gün sonra getireceğin rafı 30 deney olarak getirirsin diye. Tamam. Adam gelecek de şimdi beklesin beni de. Herkes patronculuk oynuyor ya. İş, ya bu memleket nasıl yürüyor? Şantiyeye gidiyorum kalıpçıyı bekliyor. Buraya geliyorum kaynakçıyı bekliyor. Yola çıkıyorum, kırmızı da bekliyoruz. Konvoy bekliyoruz. Fabrikaya gidiyorsun, yıkmaya sıra bekliyoruz. Çatladım ya, bir rüzgar yok mu ya? Ya bir gün de gidip de, hoş geldin kardeşim, hemen yanaş şuraya. Be oldu, olmadı değil. Ondan sonra kamyoncu, ya kamyoncu ya. Erken emeklilik, 10 sene erken emekli olması lazım kamyoncu. Yıpranma payı. Benle masa başında oturan memur bir mi ya? Ben 30 sene böyle fabrikalarda, kavga, dövüş, yollarda, köprünün üstünde, dağda, taşta gezeceğim. Adamla biz aynı yaşta emekli olacağız. Adama bakıyorum sakalları daha yesyeni, hani genç delikanlı gibi. Bize bak, kösele gibi olduk ya. Ben burada devlet yetkililerinden kamyoncuya, ağır şartlar altında çalışan insanlara, biz bu videoyu niye çekiyoruz? Like almak için mi çekiyoruz? Derdimizi anlatmak için çekiyoruz. Bir de aynı şeyler olmasın diye çekiyoruz. Buradan devlet büyüklerimize diyorum ki, kamyoncuya, otobüsçüye sabaha kadar gaz basan adama, ne bileyim pilota, ne bileyim doktora, herkes gibi. Ona göre bir emeklilik yaşı verilsin. Ben 65 yaşında emekli olduktan sonra parayı ne yapacağım, vücudu ne yapacağım? Zaten bir böbreğim var, dalağım var, ciğerim var. Bunların bir yaşama ömrü var. Bir taraftan patlak vermiyorsa bir taraftan patlak. Kiminin böbreği, kiminin ciğeri, kiminin kalbi. Biz bu tempoda ocağa 20 metre arabayla bir kavşaktan döneceksin, 10 tane taksiciyi kolluyoruz girecek mi diye. Adam telefonla oynuyor şimdi herkes. Herkes elinde telefon, story çekiyor. Kendine bakıyor, rujunu sürüyor, tırnağına bakıyor. Ve ben saçımı tarayacak vakit bulamıyorum ya. Daha bugün taradım. İnan o videoya bakın, hep saçım papaz gibi ya. Ve çayı içmeyi unutmuşum ya. Dün elimi yıkayamadım ya. Apartmana girdim, komşu diyor ki sana ne oldu diyor. Dedim bomba patladı. Ne oldu dedim, buradan raf götürdüm. Oradan da 30 ton deterjan, bilmem makarna yükledim. Markete yıktım. Böyle bir şey olamaz ya.
Öyle bir şey olamaz ya. Allah'ım arabanın içine bak, teknosa gibi, yemin ederim. Şu her tarafında bir şey, kablolar. Onlar bunlar, YouTuber ışığı, vırttır, haşe, cart, cürt, izin al. Akşam beni şey, polis çevirdi. Dedi nereye gidiyorsun? Dedim kamyoncuyum abi, taksiyle çevir. Sen nasıl kamyoncusun diyor. Haydi elime yüzüme bak abi, nasıl kamyoncusun? E kağıdın nerede? Haydi kağıdı, ah kağıdı. Kendime izin veriyorum. E-Devlet'ten aldık. İsviçre vatandaşı gibi yaşamamızı istiyorlar. Afrika ülkesi gibi şartlarda çalışıyoruz yani. Afrika'da bir adama desin ki sabaha 25 tane raf kaçta hazır olur? Afrikalı der ki yamyam gibi böyle buralarından çıkmış tüyle. Der ki saat ertesi gün sabaha yetişir der. Yamyam. Yamyam da hesabı biliyor. Aslanı vururken nasıl vuracağını biliyor. Avını yakalarken. Bizim burada adam taksiye binmiş. Olursa olur, olmazsa kamyoncu kapıda beklesin. Bu kamyoncuların kapıda beklemelerinin en büyük sebebi bu hesap kitap bilmemesinden esnafların. Ertesi gün çağır, kaçıyor mu? Şey mi götürüyoruz yani? Savaşa bomba mı götürüyoruz? Allah 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 Allah. Anlatın. Vallahi dün eve ekmek su alamadım ya. Kapanmış her yer ya, yasaktan dolayı bir de. Bebeğe hat alacağım, Türksel kapanıyor. E sabah yap diyorsun. E sabah da arabanın eksiklerini yapayım dedim. Ne yapayım? Belki kısa bir iş çıkar dedik. Hep hesap kitap. İyi. İyiye bir şey yok. İyiye bir şey yok. İyiye bir şey. Akşam evde bir çorba pişiyoruz. Adam yani arabayı getirdi oraya koydu. Dönerken de bana dak diyor. Çamurluğumu yeniden yaptırayım. Şuna bak, her yer taksi ya. Bu kadar taksiyle ne yapıyor bu kadar insan, ben anlamadım. 85 milyon insan var Türkiye'de, 170 milyon taksi var ya. Bekle şimdi, herkesin ticareti yürür, kamyoncunun ticareti hiçbir yerde yürümez. Uyacaksın diye adam, işçi bile bana uyacaksın. Çay içeceğim diyor. Sallana sallana arabanın yanına geliyor. İnci havada bırakıyor. Ben İstanbul'dayım, bir fabrikadayım böyle. Bir parça. 12'ye 2.40. Tek parça, kalın parça. Sacı koyacak, çıkacak. Tam kaldırdı. Dönük. Çay saati. Adam gitti ya. La abi dön de şunu koy da gideyim diyorum. Bitti o iş ya. Kusura bakma abi. Adama bak. 5 dakika fazla çalış desen. Çalışma. Kusura bakma hadi kardeşim. Saat oldu mu 5? Kaldık mı biz köprü yasağına? Haydi. Ne olacak şimdi? Buna hak değil mi? Bunun hesabı sorulmuş. Çayı içme. Biz yeri geliyor aç aç yola gidiyoruz. Bana ne diyor? Bana necilik var bu ülkede. Bana ne? Beni ilgilendirmez ya. Şurada bir adamın biri dönemiyor. Ben hemen arabadan iniyorum. Diyorum ki hemşerim dur arkana önüne bakayım dön. Adam çıktı sağ ol bile demiyor. Ulan biz dönüyoruz. Can çekiyor. Adam ağzında zıkar ha. Karpuz kemiriyor. Bakıyor öyle. Vursa da diyor. Bana bir atraksiyon çıksa diyor. Bana necilik. Yerde bir çivi görsen alacaksın. Nereden nereye geldim ya. İyice kafayı sıyırdık ya. Allah hayırlısını versin. Ne diyeyim ya. Bu da bizim sınavımızdır inşallah. Günahlarımızdan böyle arınırız inşallah. Ne diyeyim ya. Bu kadar. Daha da bir şey anlatırsam gevezeliğe girer. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İnşallah bir şey anlamışsınızdır. Ya da ben bir şey anlatabilmişimdir. Her zamanki gibi 2 like 4 like'lar standart bizde. O 4 kişiyi arıyorum. İnşallah onlar bana der ki o dislike atan benim. O yiğit benim der. Ben de Allah razı olsun delikanlı adammışsın derim. Dislike atan senmişsin derim. Ya kızmıyorum da. Hep aynı adamlar biliyorum. Beğenmiyor biliyor. Seni beğenmiyorum. Beni beğenmeyeni de ben bir görsem. Nasıl beğenmeyen, beni beğenmeyen benden üstün mü acaba? Instagram Caykara Likuzey hesabımda diyor ki
insanın insandan üstün olduğu hiçbir düzene ait değil. Ben herkese bakıyorum, videosunu izliyorum, like atıyorum. Niye? Bir sonraki daha iyi olabilir. Veya bir alttaki geride olabilir. Şey olabilir. Adam kendine çeki düzen verir. Adam geldi. Benim yapabileceğim bir şey yok. Şimdi istiyorsan yüklemiyorsan git. Bana kalmayınca çok. Ne diyeyim ben adama? Ben mi gel dedim sana diye. Ondan sonra bekleyeceksin diyor. Ben diyor şimdi 17 taneyi verirsem 30 tane ertesi güne yapacak yerim yok. Yerim dar diyor. Bekleyeceksin diyor. Demirim geç geldi diyor. Onu diyor, bunu diyor. Yani neticede SS bekleyeceksin ya da gideceksin. Aç çıkışın için. İşte burada ne devreye giriyor? Ekmek parası. Yani var ya insan bazen böyle iki arada bir derede alıyor. Ondan sonra diyorlar ki kamyonculuk yapayım. İşte bunları dinleyin. Bunlar sizin de başınıza gelecek. Benim başıma gelmiyor ki bu. Nasıl? YouTube ışığım efsane. Artık stüdyo ortamında çekiyoruz. Ya diyeceğim. Kapıyı açar birdenbire la düşerim ciddi. Benim yerim yap, ek diyeceğim baba diye. Biraz daha uzatırsan adam çık dükkanımdan diyecek kardeş. Kafamı ağrıtma benim diye. Çünkü kimse kendini üzmüyor. Tekrar söylüyorum, kamyoncu olacaksanız bunları düşünün. Kamyonculuk hep fosforlu, krom borulu, led arabayla. Arkada resimlerle, önde çakarlarla arabacılık. O arabacılığın sadece fragman bile değil. Şeyi, yani neonlu tabela olur ya, tabelası. Başka bir şey yok. Allah hayırlısını versin, ne diyeyim ya. Demin YouTube'a yükledim önceki videoyu da şimdi yeniden çekiyorum. Silmişim yanlışlıkla, açıklama eklemi unutmuşum. Şimdi tekrar bari dedim, montaj yapayım da hepsini peş peşe ne olduğunu, bittiğini. Allah'ım sen büyüksün. Zaten bir sen büyüksün. Başka da hiç doğru dürüst bir şey yok. Şimdi yazarsınız. Mehmet abi sen iyice bunalmış. Ya da birileri yazar. İşine geliyorsa yapma hemşerim. Daha babasına bir bardak su vermemiş adam. Bana burada işine gelmiyorsa yapma hemşerim de yazar. Dislike'çılar var. Çok uykun olsun şimdi. Bir saat kestireyimde 15. dakikada en derin yerde kapıya vururlar. Kalk sıran gel. La bu nasıl bir iş ya? 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 Hayırlısı. Hadi görüşürüz. Nasılsa bu ilk de ilk yolu başına alacak. Yarın Şam'a takılır. Devam.